Babamın emekli olalı 8 sene olmuştu. Emekli ol o zaman dedik. Gitti emeklilik dilekçesini vermeye. Emeklilikler durdurulmuş o sırada. Yeni bir genelge gelmiş. Emekli de olmadı. Hastanede 10 gün kadar normal serviste kaldı. Sonra apar topar yoğun bakım alındı. Vücudundaki oksijen miktarı azalmaya başlamış. 24 saat geçti. Sonra entübe edildi zaten. 16 gün entübe kaldı. O sırada annem hastanedeydi. Biz evde tedavi görüyorduk. Sonra 5 Mayıs'ta kaybettik zaten. Bir soruşturma başlattık bu konuda. Ya bizim aslında derdimiz ne Alper Bey'le ne Meryem Hanım'la. Biz sorumlular kimse onların bu şekilde cezalandırmasını istedik. Açıkçası şöyle de bir şey var. Benim böyle bir işe kalkışmamın en büyük sebebi babamla olan son konuşmamız. Kızım artık haksızlık kapansın dedi. Ya kim suçluysa artık cezasını çeksin dedi. Ben bunu babamın vasiyeti kabul ettim. O yüzden böyle bir yola başvurdum. Çok şükür yani birincisinde önce iki tane sağlık çalışanına soruşturma izni verildi. Fakat biz itiraz ettik. Elimize doktor raporları vesaire hepsini sunduk. 2008'den bu tarafa elimizde babamın bütün doktor raporları mevcut. Onları sunduk. Tekrar Sayın Valimiz onay verdi. Yeni soruşturmalar başlatıldı. Ek soruşturma yapıldı. Onun neticesinde Meryem Türk ve Alper Sezer'e de soruşturma izni verildi. Adalete sonuna kadar güveniyoruz. Daha doğrusu bu bizim olan inancımızı arttırdı. En azından yargı karar verecek. Kim suçludur, değildir. Ya bizim kimseyle kişisel bir sıkıntımız yok zaten. Yani yeter ki artık farklı, yani bizim ne çektiğimizi bir Allah biliyor, bir biz biliyoruz. Ya yani kimsenin canı yanmasın artık. Biz onun derdindeyiz. Artık yargıya taşıdık. Sonuçta orada öğreneceğiz. Soruşturma açılması size ne gibi bir yani? Değildi. Sürekli hakkını savunan, nasıl diyeceğim, ne gerekiyorsa o olsun diye uğraşan bir insandı. Ya artık siz gideceğim.